İş yerinde bir kaza nedeniyle tüm saçlı derisi koparak acile başvurmuş. Şu bak, izleri görüyor musun? İzleri gördüğün yerlerde tüm kafatası derisi ayrı olarak geldi. Yaklaşık 8 saatlik bir ameliyat sonrası biz bunu mikrocerrahi yöntemlerle yerine yerleştirdik. Yaklaşık bir aylık takibi sonucunda da çok şükür kopan saçlı deri tümden yerine adapte oldu. Artık herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Dilara'yla rahat rahat hem bu haberi yapabiliyoruz hem de inşallah onun daha güzel günlerini de birlikte takip edeceğiz. Bugün taburcu olacak herhalde. İnşallah. Operasyon olmasaydı. Peruk takmak zorunda kalırdı. Çünkü hiç kafasında saç yoktu. Öyle olunca ilk önce oraya biz bir deri yaması koyacaktık ve ondan sonraki dönemde de ya takma protezler ya perukla durumu idare etmeye çalışacaktı. Ama şimdi 15 yaşında bir kız çocuğu da olduğunu düşünürseniz hani bu ameliyatın ne kadar önemli olduğu oradan ortaya çıkıyor. Şimdi tabii ameliyat sırasında biz saçlarını küçülttük. Şimdi tarayamıyor ama yaklaşık bir 3-4 ay içinde bu saçları istediği gibi tarayıp istediği modele getirtebilir. Hiçbir sorunu olmaz. Herhangi. Yan makinesine kaptı saçım. İlk önce arkamı kaptı. Sonra kolumu çekince de beni düşürdü. Dizlerim üstüne, o da saçımı aldı. Yan makinesine. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorsun. Hatırlıyorum her şeyi. Hastaneye geldim. Saçların da uzamaya başlıyor herhalde. Hocamızın da gayretleriyle güzel bir operasyon olmuş. Ben hep zaten küçükken hep böyle erkek tıraşı kestirdiler beni. Niye? Ne bileyim, uzun saç sevmezdim ben. Sonra bir kere uzadı ilk defa bu öyle. O da koptu işte. Geçmiş olsun ama şimdi gayet iyisin. Evet. Taburcu olacaksın herhalde. Evinize mi gideceksin? Evet. Heyecanlı mısın? Evet, annemi özledim, ailemi özledim. Tabii kaşlı yoktu. Bak şimdi gözün hemen üst tarafında. Allah şu Allah. İzin olduğu yer tüm şeyin koptuğu alan. Yoksa teknolojiden yararlanacağız. Şöyle selfie kamerasıyla. Ben Afrika'da öyle yapıyorum. O manzaradan buraya geleceğini yani... İnan, hiç şey yapmıyorduk biz. Yani hiç ümidimiz yoktu. Biz bu hale gelmesine çok şeyiz. Saçı tutmaz dediler, bizi çok korkuttular. O da burada yaptılar. Her şey çok güzel bir şekilde. İlgilenildi de yani. Öyle, ilaçları sen falan. Sen yanında refakatçi. Evet, yani. Ben bir aydır buradayız, beraberiz. Buraya geleceğiz. Ön tarafını da düzle. Bu tarafa doğru, yana doğru tabii. Hadi bakalım. Sana da hayırlı yolculuklar. Tamam. Taburcu değil mi hocam? Bugün gidecek. Dur, gün göndereceğiz.